Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayında daha sizlerle birlikteyiz. Afganistan'ı konuşmaya devam ediyoruz. Taliban'ı konuşmaya devam edeceğiz. Konuğumuz Kaan Sarıkaya. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhaba. Evet, Taliban'la ilgili yeni gelişmeler var. En azından Türkiye cephesinden, Türkiye'den de açıklamalar gelmeye başladı. Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından iktidar ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Taliban'la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır ifadesini dün kullanmıştı akşam saatlerinde. Bugün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuştu. Taliban'la ilgili merakla beklenen açıklamayı yaptı. Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz açıklamasında bulundu. Bu açıklamaya da çok sayıda tepki de geldi diyebiliriz. Daha evvel Taliban'ın Türkiye'ye karşı bakış açısı neydi? Yakın bir zamanda 3 gün önce sözcüleri açıklama yapmıştı. Türkiye ile yakın ilişkiler kurmak, Türkiye'ye yakın ilişkiler kurmak istediğimiz bir ülke açıklamasını da yapmıştı Taliban sözcüsü. Şimdi bu açıklamaların Türkiye'ye etkisi ne olacak? Türkiye'nin bakış açısı nedir? Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesiyle birlikte bunun Türkiye'ye sosyal, siyasal, toplumsal olarak yansıması, etkisi ne olacak? Ve tabii ki de düşünceden, bu konulardan bağımsız olarak ele almayacağımız bir konu var. Laiklik meselesi. O da şu an tartışılan konular arasında ve tabii ki de muhalefetin tutumu burada ne olmalı ve ne olacak şeklinde Kaan Hocam'la konuşacağız. İlk olarak şuradan başlayalım hocam. Şimdi Taliban Afganistan'ı ele geçirdi. Başkent Kabil'i ele geçirdi. Yani birkaç gündür oradaki görüntüleri siz de takip ediyorsunuz. Bir can pazarı da yaşanıyor. En azından havalimanından gelen görüntüler bu yönde. Bunun Türkiye'ye sosyal, siyasi etkisi ne olacak? Yani şu kargaşa var kafalarda, karmaşıklık var. Yani Afganistan Türkiye'nin komşusu değil. Ama şu an galiba en çok konuşan ülkelerden biri Türkiye. Çünkü bir göç dalgası da söz konusu. Bunun etkileri nasıl olur, nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi şeyde Türkiye'den bahsetmek için sanırım bu Afganistan meselesi öyle bir mesele ki bütün kürenin gündemini o kadar yıllarca doldurmuş bir mesele ki zannediyorum önce bir küresel boyutu var, bir bölgesel bir mesele. Aynı zamanda Türkiye için de ulusal bir mesele. İlk kez değil bu. 20 yıldır böyle bir şey. Afganistan Türkiye için. Bence şöyle başlayabiliriz. Yani aslında iki temel yansıması olacağını düşünüyorum ben bunun. Sadece Türkiye bağlamında değil, bölgesel söyleyeceğim bunu aynı zamanda. Bunun bir kısmı real politik bağlamında gerçekleşiyor. Diğeri de psikolojik bir tarafı var bu işin. Onu da konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir yakın tarihimize baksak, 25-30 yıla özellikle, pratik siyaset açısından hayli problemli bir durumla belki de bu derece ilk kez karşı karşıyayız. Diğeri ise sonuçları itibariyle söylüyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın. Teşhisi açısından da olumlu gözükebilecek bir tarafının olduğunu da düşünüyorum. Kısaca ondan da bahsetmeye çalışacağım ben. Şimdi ilk o negatif tarafı bir konuşalım, bize ne getirebilir diye. Burada bir kavram var elimizde. Az önce sizin de bahsettiğiniz Türkiye kanalından da artık bir açıklama geldi. Taliban bir muhatap alınma noktasında bir gelişme kat ediyor. Bir meşruiyet yükleniyor Taliban'a. O yüzden burada bizim merkeze alabileceğimiz kavram bence meşruiyet kavramı. Şimdi bu kavram spektrumal olarak yerleşmesi gerekir bu kavramın anlaşılabilmesi için. Buradan ne kastediyorum? Biz Türkiye'de, bizim toplumumuzda siyasal sosyal meseleleri ele alırken birlere ve sıfırlara çok fazla kendimizi kaptırırız aslında. Yani bu yüzden tartışabileceğimiz birçok parametreyi de bu yüzden ihmal etmiş oluruz. Ama her şeyi böyle birdir ya da sıfırdır dersek oradaki aradaki küsuratlı şeyleri atlamış oluruz. Şimdi meşruiyet de böyle bir kavramdır. Bir şey ya meşrudur ya gayri meşrudur diyemeyiz aslında. Yani bir şey meşru olabilir, bir şey az meşru olabilir veya bir şey gayri meşru olabilir, çok fazla gayri meşru olabilir. Şimdi bu kavrama niye takılıyorum ben? Çünkü Taliban işgali meselesinde bir ayrım var burada. Onu belirlemek için bu spektrumal yaklaşıma ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. Çünkü meşruluk basamaklarını yıllar içerisinde adım adım tırmanan köktenci, İslamcı bir terör yapısı aslında Taliban. Ama bugün ne oldu? Yani bugün ne oldu da bütün dünya Taliban'la masaya oturuyor? Şimdi bu olayın bir boyutu. Şöyle ki Taliban'ın an itibarıyla Afganistan'ın çok çok büyük, neredeyse hepsini galiba şu an işgal etmesi. Evet. Köktenci İslamcı bir örgüt olarak onun hem fiziksel güç bağlamında çok kuvvetli gözükmesinin
Ve bu yolla da ne yazık ki bir eşiğin temsil edilmesinin önünü açtığını düşünüyorum ben. Yani buraya kadar baktığımızda aslında yeni bir hikayeden, böyle yepyeni bir hikayeden en azından bahsetmiyoruz. Çünkü mesela IŞİD örgütü de Suriye İç Savaşı'nda Suriye topraklarının çok büyük bölümünü işgal etmişti. Ama bir fark var şu an. Yani Taliban yönetimi uluslararası masada muhatap buluyor. Ve bu muhataplar, muhatap alan ülkeler caydırıcılık açısından dünyanın en başat ülkeleri. İşte bu da, şimdi Türkiye'ye geçeceğim burada, Türkiye gibi siyasal yelpazesinin sağının çok büyük mü? Şöyle düşünelim siyasal yelpaze, işte sol, merkez, sağ, böyle bir yelpaze düşünürsek. Bunun sağ bölümünü Türkiye'de İslamcı siyasi hareketler oluşturuyor aslında. Bu yüzden işte kürenin herhangi bir yerinde, hele ki Afganistan gibi bir yerde, küçük kıvılcımlarla başını çıkarabilecek, materyal bulduğunda canlanabilecek İslamcı yapıların iştahını kabartabilir bu durum. Bu açıdan biraz problemli. Şimdi yakından bir örnek vereceğim buna. Dün ulusal voleybolcumuz Ebrar Karakurt'un hedef gösterilmesiyle kafayı çıkarıp konuşmaya başlayan bazı tarikat liderleri gördük. Şimdi bu onlar için sanıyorum ki belki de işte az önce bahsetmeye çalıştım, o Taliban'ın yarattığı o ateş, o aksiyon ve görünüm meşruiyetinin yükseldiğine dair bir izlenim oluşması. Onlar için işte kafalarını çıkarıp faşizmlerini simüle edebilecekleri bir materyallerle karşılaştıklarında önemli bir kaynak haline geldi. Ya maalesef bu eksende baktığımızda zaten şeriatçı zihniyetin farklı yerlerde benzer suretlerle göründüğünü söyleyebiliriz. Yani günün sonunda bir şeriatçılık var. Metodolojik olarak bütün şeriatlar birbirleriyle uzlaşabiliyor. Yani onun dışında evet, her bölgede farklı bir şeriat biçimini karşılaşabiliyoruz. Bu iştah kabartma dediğiniz olaya biraz da girebilirsek çok daha iyi olabilir. Hı-hı. Yani yine konuşulan konulardan biri, evet, bu Ebrar Karakurt konusunda olduğu gibi Cübbeli Ahmet Hoca mesela. Çıktı, Türkiye'de bir tarikat lideri çıktı, açıklamalarda bulundu. Yani yine onun gibi olan birçok lider de yine bu tarz açıklamaları, hani Ebrar Karakurt örneğinde olmasa bile yakın dönemde yine yapmış, yani son bir haftada. Bunun Türkiye'ye etkisi nasıl olur? Yani şu anlamda, yani Türkiye'de mevcut bir sistem var. Bu sistem bir İslamcı bir sistem. Bu tanımı yapmakta artık bir şey görmüyorum ben bir şekilde. Herkesin deniyor kafasında bir işareti var. Evet. Hı-hı. Yani elimizde bir tek laiklik var. O da hasar görmüş bir laiklik var. Tanım olarak duruyor. Bazı pratik yansımaları var. Doğrudur. Bunu savunmak, bunu ileriye taşımak için şu an muhalefetin de birçok kesiminin temel birinci maddesi, çok böyle her gün bu konuşulmasa da böyle bir önde duran bir maddedir aynı zamanda. Şimdi şu sorunlar da doğmaya başladı. Yani bugün Türkiye'nin açıklamalarından sonra, yani biz elde olan laiklik de mi gidecek yorumları yapılıyor. Yani bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bunu nasıl okumak lazım? Güzel bir soru ve üzerinde düşünmemiz gereken önemli de bir soru bu gerçekten. Yani Taliban Afganistan işgalini tamamlamamış olsaydı dahi biz bunu zaten konuşmalıydık da. Şimdi evet, daha hızlıca politik ajandamızın en önüne koyarak bu konuyu konuşmamız, tartışmamız, teşhisleri yapmamız ve programatize etmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle düşünelim. Taliban yaptı veya Afganistan'da bile diye başlayacak bazı cümleler, bu dar İslamcı grupların, tarikatların, cemaatlerin o kendi komünitelerinde, iç diskurlarında artık sık sık yer bulabilir. Çünkü oldu. Orada bir örnek var. Elle tutulur, gözle görülür bir şey var şu an orada. Ya bu da bu grupların işte o çarpık ütopyalarını propaganda ederken laik anayasalara karşı, Türkiye'ninki gibi, bunlara karşı bir motivasyon kaynağı olmuş olacak. Ama bu şey anlamına gelmesin. İşte bu andan sonra bu radikal İslamcı hareketler Türkiye'de daha çok meşhur olacak, İşte daha çok sempatizan toplayacak anlamına bence kesinlikle gelmiyor. Ama bir anlama geliyor. O da şu: dünyanın neresinde olursa olsun bir ideolojinin en ekstremist, en aşırıcı hali ne kadar meşruiyetini artırırsa artırsın, onun köktenci görünümünün perdesinin arkasına saklanmış, ılımlı veya liberal olarak kendini tanımlamış formlar da güç bağlamında meşruiyetlerini o kadar arttırabilir. Şöyle düşünelim. Bir şey var. Onun en aşırıcı hali bu. Ve o kuvvet kazanıyor. O meşruiyet kazanıyor. Öyleyse onun kendine daha ılımlı göstereni de bunu takip edecektir. Burada bir problem var.
daha net haliyle söylemeye çalışayım ben bunu. Taliban'ın Afganistan işgali ne kadar tanınırsa dünyanın geri kalanındaki tırnak içinde ılımlı İslamcı hareketler bilhassa Batı önünde, bence bu açıdan da bu önemli, o kadar daha istifade edilebilir, manipüle edilebilir ve hatta post-truth demokrasisine saklanabilir bir hale geliyorlar. Bu oldukça negatif bir gelişme bizim için. Ama olumlu bir tarafı da var. Kısaca ondan da bahsetmek istiyorum ben. İslamcı hareketlerin dünya üzerinde biz görüldüğünü bildiğimiz ülkelere şöyle bir bakalım mesela. İşte ortada Irak, İran, Suriye, Afganistan. Şimdi Afganistan bence bunların arasında en kronik problemlerle boğuşan, işte terör batağından bir türlü kurtulamayan, savaş çıkmazıyla ömür billah mücadele eden, problem yaşayan bir ülke. Kabil Havaalanı'nda yaşananları gördük. Orada absürt film gibi bir ortam vardı. Ya bu görüntülerin gerçekleşmesine sebep olan şey belki en düz ifadeyle şöyle desek, Taliban'dan kaçmak. Öyle duruyor ama öyle değil aslında. Arkasında da başka bir şey var. Taliban'dan sırf Taliban olduğu için kaçan bir halk yok aslında orada. Bunun bir ötesi var, o da şu. Zaten Afganistan'da diğer çoğu İslamcı faşizme maruz kalan toplumlarda olduğu gibi göç insanların ilk fırsatta başvurduğu bir konu. Yeni değil bu. Bizim havaalanında gördüğümüz tabloda Müslüman toplum yapısıyla süre gelmiş. İşte bir şeriat meşru olarak şu an. Bu kadar yakınken bile canlı kurtulmaya çalışan bir topluluk var. Demek ki şeriata sarılan bir isim anlayışına uluslararası bağlam ne kadar meşruiyet yüklenirse yüklensin, o toplum ne kadar Müslüman olursa da olsun aynı anda, modern hayatta, günümüz dünyasında halklar bu otorite anlayışına rıza göstermiyorlar. Ellerinden geldikçe bununla mücadele ediyorlar. Mücadele fırsatları kalmadığında da orayı terk etmeye çalışıyorlar. Afganistan'da Türkiye'nin bir benzer özelliği var bence burada. O da şu, bu iki ülkeyi yan yana koyduğumuzda yaşam biçimlerini ama çok sert ama nispeten hafif İslamcılık girişimlerine karşı, yobazlığa karşı müdafaa etmeye çalışan insanlar görüyorum. Ve bu söylediğim, en başta söylediğim olumsuz ve bu söylediğim olumlu unsurları yan yana koyduğumuzda şeriata karşı defaatle itiraz eden Orta Doğu ve Asya toplumları görüyorum ben. Ve bu toplumların itirazı kuvvetlendikçe değişen uluslararası güç dengelerine göre, silah ticaretine göre, göç ekonomisine göre şiddetlendirilen, büyütülen bir terörizm görüyorum. Ve bunun son halde gele gele, yani laikliğe kavramsal açıdan olabilecek en uzak noktadaki anlayışı temsil eden Taliban'ın meşru bir hükümet olarak tanınmasına kadar geldi. Bizde yani etkileri biraz olacak. Diktatörlük açısından tartışılması gerekiyor Türkiye'de de bunun. Detaylıca tartışabiliriz isterseniz onunla. Ya biraz şu açıdan yaklaşıyorum ben. Yani Taliban'la IŞİD arasında fark var mıdır? İllaki vardır. Yani bu şey değil. Yani IŞİD mesela ciddi bir propaganda yapıyordu. Yani hemen medrese bir farkı da var. Felsefe farkı da var. Evet. Tabii bir 6-7 yıl önce gittiğimiz zaman inanılmaz bir politik propaganda yapıyordu. Greenback stüdyolar kuruyordu. İnfazlarını da oralarda yapıyordu. Mesajlarını da oralarda veriyordu ve tüm dünyaya da bir korku yayabiliyordu. Şimdi ideolojik ve şey olarak bağlamdan evet ufak da olsa farkları mevcut ama Taliban'ın şu an geliş biçimi biz görmedik değil mi hocam? Yani bir yerde bir kafa kesme görüntüsü görmedik. İşte IŞİD Rakka'yı alırken çok büyük çatışmalar yaşamıştı. Suriye ordusuyla vesaire vesaire. İnanılmaz görüntüler çıkıyordu ama Kabil'de böyle bir görüntü olmadı. Silahlarla girdiler, bir süre verdiler. Cumhurbaşkanı Gani çıktı gitti, hükümet binasını ele geçirdiler. Ve kansız bir şekilde ele aldılar iktidarı. Şimdi Türkiye'den de baktığımız zaman böyle bir ılımlı bir tablo var. Yani Türkiye bunu görüyor ve ılımlı yaklaşıyor ama beni böyle korkuya düşüren şu, yani ufak farklılıklar olsa da yine bir radikal İslamcı bir örgütten bahsediyoruz. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi en ufak bir baş kaldırmada, yani en ufak bir mesajda gördük Cübbeli Ahmet gibi isimlerin nasıl sahneye çıktığını bir anda. Buradaki radikalcileri de, radikal İslamcıları da, tarikatları da bir şekilde harekete geçiriyor. Şimdi buradan muhalefete geleceğim. Sıkıntılarından biri de şu, işte bazı kesimler sırf anti Amerika karşılığında Taliban'a bile kucak açmış durumda. İşte Vatan Partisi örneği var. Yani sırf Amerikan karşıtı diye Taliban'la, görmüşsünüzdür o mesajı. Vatan Partisi sözcüsü mesaj verdi. Yani Taliban'ı desteklediğini açık açık söyledi. Yine bazı solda duran isimler de bu tarz açıklamalar vesaire yaptı. Peki bu burada muhalefet nasıl tutum almalı? Yani böyle bir tablo da var. IŞİD örneği de var.
şu an böyle gözüken bir ılımlı, tırnak içerisinde ılımlı gözüken, kansız bir şekilde iktidarı ele geçiren bir Taliban var ama bu şu değildir. Yani 3 ay sonra şiddete başvurmayacak, kan dökmeyecek bir Taliban'dan kimse kefil olamaz herhalde. Muhalefet nasıl tutum almalı? Onu diyeceğim. En azından iktidarın da başlamasına karşı. Hı hı. Yani IŞİD de geldiğinde işte şöyle bir yönetim kuracağız, işte haklara saygı göstereceğiz gibi abuk sabuk şeyler söylemişti yani. Muhtemelen Taliban'da da biz benzer şeyleri, görüntüleri yaşayacağız ne yazık ki. Şimdi şöyle başlayalım. Dünyanın her ülkesinin aslında diktatörlük ihtimali vardır. Yani bu bazı ülkelerde imkansıza yakındır. Ama bazı ülkelerde ise bu ihtimal biraz daha yüksektir. Ve her ülkenin diktatörlüğe giden yolda diktatörün ideolojisinin taşlarını döşediği bir takım geleneksel toplumsal yatkınlıklar vardır. Şimdi Türkiye bu diktatörlük ihtimalini İslami toplum yapısının atanmasıyla test etmeye meyillidir. Sosyolojik yapısı itibarıyla ve siyasal düzeni itibarıyla. Yanlış anlaşılmasın ama dönem dönem ülkelerin bu siyasi tarihlerinde yatkınlıklar değişebilir. Bu parametreler değişebilir çünkü. Ama Türkiye'de bilhassa 80 darbesinin yolunu açtığı neoliberalleşme hattı, o hat yani onun takip ettiği şey, yanında taşıyacak eşantiyon ideoloji İslamcılık ile dizayn etti. Dolayısıyla o gün atılan ilk adımlar bizi son 20 yıldır İslamcı gelenekçi otoriterliğin sınavına kadar götürdü. Bugün geldiğimiz yer bu bizim. Tabii soru şu, Türkiye bir İslamcı diktatörlük ülkesi midir? Şöyle bir soru soralım mesela. Cevap çok basit. Hayır. Türkiye kolay kolay İslamcı diktatörlük ilan edilebilecek bir ülke değildir. Aslında cevabı bu bence bunun. Neden? Cevabı tek kelime, tek bir kavram. Laiklik. Şimdi bunun da bir tarihsel arka planı var aslında. İşte 21'de İslam devleti olarak kendini tanıyan bir ülke. 24'te kendini herhangi bir resmi inanca, dine tabi tutmayan ülke. 37'de ise yeni bir pencere açılıyor. Kendini herhangi bir resmi inanca tabi tutmadığını anayasal olarak beyan eden bir ülke dönüşüyor Türkiye. Ve bunun da bize kattığı şey şu, süreci sindiren aşamalı bir laiklik entegrasyonu yaşadı Türkiye. Bu ülke bir günde laik bir devlet olmadı. Bunun sancılarını yıllarca çekti. Cumhuriyet öncesinde başlayan Osmanlı entelijansiyasının lokomotifliğini yaptığı, Cumhuriyet'in kurduğu kadro hareketinin, halkın yıllar içinde bedeller ödediği laiklik yüzünden suikastlerin yaşandığı bir ülke burası. Sırf bir kavram üzerinden bir sürü insanı kaybetti bu ülke. Bir sürü modern insanı kaybetti, aydınlığı kaybetti. Bugün geldiğimiz yerde hem kadın artı hareketin hem inanç hürriyeti mücadelesi hem eşitlik, özgürlük mücadelesi bu toplumda laikliğin kıymetini alelade bir anayasa maddesi olmaktan çoktan çıkarmıştır. Onu söylememiz lazım öncelikle. Şimdi şeye değinelim bence bir. Erdoğan şunu söylüyor çünkü bizimle ters bir inancı yok diyor Taliban'ın. Öyle mi hakikaten? Evet. Yani Erdoğan'ın toplumun hangi sosyal alanını referans alarak bunu beyan ettiğini ben bilmiyorum. Merak ediyorum aslında. Yani velev ki diyelim ta en baştan beri bu toprakların verdiği laiklik mücadelesine iştirak etmemiş, onun karşısında durmuş. En radikal İslamcı alana gidelim biz. En artık neresi sorusu oraya gidelim Türkiye'de. Açık konuşayım, oranın dahi Taliban'la zerre alakası yoktur. Çünkü Taliban bulunduğu toprakları kendine has bir Hanefi medreseceliğiyle takip eder. Bu açıdan ayrık bir ümmetçi anlayışa sahiptir. Türkiye toplumu ise ümmetçi anlayışı çok uzun zamandır terk etmiştir zaten. Çok uzun zaman geçmiştir ümmetçiliği Türkiye terk edeli. Zaten göç sorununda da bunu yaşadık Türkiye'de. Türkiye'de mültecilerin işte Ensar'den de şimdi mesela ekonomiye katkı sunuyor demeye kadar geldi AKP hükümeti mecburen. Ne oldu? Ümmetçi seçmene sürpriz oldu. Göçe evet. Karşı ses çıkar mı? Hani ne oldu? Ensar nereye gitti? Demek ki ümmetçi bir reaksiyon yok mu toplumu? Çok açık. Ve bizde Müslümanlık denen şey hiçbir zaman aslında bir amaca dönüşmedi. Sadece şu vardı. Köktenci İslam hep vardı Türkiye'de ama bu kurduğu ilişki yabancılaşmanın, işte az gelişmişliğin, iç göçün sonuçları olarak onları alt edebileceği bir finans ayağını kuvvetlendirmek için tarikatlara yaslanan bir toplum yapısı vardı Türkiye'de. Bu yüzden köktenci Müslümanlık hiçbir zaman bir amaç olmadı Türkiye'de. Siyasal, sosyal sebeplerin tetiklenmesiyle rotasını belirleyen bir ekonomik çıkar grubundan fazlası değildi. Şimdi muhalefet partilerinde de şöyle olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani ümmetçi İslam toplum yapısı sanki böyle Türkiye toplumunu dört koldan sarmış da biz vatandaşlar olarak bunu kanıksamışız gibi davranmaktan bir kere kaçınmamız gerekiyor en başta.
Çünkü bu topraklardaki muhafazakarlık anlayışına baktığımız zaman, yani değil ümmetçilik, Müslümanlık, genel muhafazakarlık demek istiyorum ben buna. Kendi yörüngesini geçmişe bakarak, işte ona özlem duyarak veya ona geri dönmeyi isteyerek yaşamaz aslında. Böyle bir toplum yoktur Türkiye'de. Bugünkü propaganda bombardımanının ürünü olan manzaraya aldanıyoruz aslında biz. Böyle bir durum Türk toplumunda yok. Türkiye toplumu bunu kaldıramaz da zaten. Nitekim AKP dahi iktidara gelirken modernleşmenin bayrağını taşıdığını söylerken ki ısrarıyla süksesini yapmıştı. Evet. Şimdi unutmamak lazım, yani bu ülkenin ilk kuruluş ideasından beri her zaman modernleşmeyi hedefleyen bir dar ölçekli demokrasi geleneği birikmiştir Türkiye'de. İşte bu yüzden siyaset yaparken muhafazakarların da aslında oldukça reform isteyen, ileriyi görmeye çalışan, kendi çeperlerinde modernleşmeyi arayan insanlar olduklarını bilerek bir dil kurgulaması gerekiyor muhalefetin. Diyebilirim. Ha, şey diyeyim bir de, laikliğin olmadığı yerde ne olur? Onu da bir konuşalım. Evet, birkaç tane cevabı var. Zaten bir fiil yaşıyoruz da bunu. Laikliğin erozyona uğradığı anlarda ne oluyor? İşte Ebrar Karakurt'a sosyal linç yapılabiliyor mesela. Veya başka şeyler var. Bu toprakların en muhtemel formudur. Çünkü Türk toplumunda faşizm ancak İslamcı formla kendini inşa edebilecek bir düzene karışmıştır artık. Bu yüzden faşizm olur en başta. Laikliğin olmadığı yerde homofobi olur. Kadın düşmanlığı olur. Farklı inançlara ya da inançsızlıklara saldırılar olur. Ve bu saldırılar ne yazık ki en tehlikelisi de bugün içine girdiğimiz şey meşru ellerle olur. Ondan sonra da her şey için çok geç olabilir. Umarım o geç kalma durumu da yaşanmaz. Aman. Biraz uzak olsa söylemekte fayda var. Hocam çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Rica ederim. Evet, Kaan Sarıkaya ile birlikteydik. Taliban Afganistan'ı ele geçirdi. Türkiye'den de açıklamalar geldi. Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesiyle ilgili görüşme, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkilileri Taliban'la açık bir şekilde görüşebiliriz mesajını da verdi. Evet, başka bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.